아싱가? 미셸이가 대본가를 이끌어요. 대단가. 대단해. 아싱가? 아싱가 뭐 쇼셜인가? 아, 네. 무슨 소리 아스나 ne diyorum? Gidersen seni ararım. Dur, yaka mikrofonum var. Evet. Ne diyorsun? Seni ararım. Aslında normalde seni yakarımdı. Ama biz bunu biraz yumuşattık. Gidersen seni ararım. Ararım. Aslında gidersen yakarım. Can alırım. Aslında sonra... yakarım. Süper. Söz bizi gene senin değil mi? Evet. Bir dakika. Bir saniye lütfen. Şimdi önemli sorular soracağım lütfen. Hayır, bir dakika. Dinle ablanı. Dinle. Dinle ablanı. Şimdi ben merak içeri telefonları yıkılıyor. Mehtap işaret ediyor. Kilitlenmiş telefonlar. Gerçekten İsmail çok seviliyorsun. Allah gerçekten hayatım boyunca bu sevgiyi senden hiç almasın. Herkes hayatım boyunca seni çok seviyor. Evet, inşallah. Bir dakika. Şimdi onun kalbi de çok iyi. Biliyorsunuz gerçekten genç yaşına rağmen çok güzel şeyler imza attı. Ama gelelim şimdi benim o sorulara. Gel biraz, gel buyurun. Çok merak edilen sorular var. Çok merak edilen sorular var. Demin dedim ki, ayol burada benden çok konuştunuz. Bir susun bir dakika. Şimdi demin dedin ki. Kafam rahat çünkü biri yok hayatımda. Çünkü işime verdim kendimi. Çünkü ben anladım ki, şunu anlıyorum ki ben de öyleyim. Mesela birine bağlandığın zaman işini ikinci plana atıyorsun. Çünkü ne oluyor? İki işi bazen insanlar duyguları işin içine karışınca yapmak biraz zor oluyor. Ya da eşit vermediğin için ağırlığı bir tanesi daha altta kalıyor. O yüzden diyorsun ki şu anda hayatımda hiç kimse yok. Evet. Ya şimdi biriyle birlikte olmak var. Evet. Ama birlikte olup da bir de aşık olmak var. O da aşk var mı? Aşk. Aşk dediğin için ben söyledim. Yani aşk derken hani hangi, mesela aşık olmak var, gerçekten sevmek var. Onu ben demek istedim. Kaç kez aşık oldun? Bir dakika. Ya ben birkaç kere etmeyin. Yani, durun bakayım. Ondan yani, dinleyelim. Aşk derken hani ben birkaç kere oldu, hani mesela sadece bir kızla değil, birkaç kız hani böyle kafama taktığım zamanlar oldu. Yani unutamadığım zamanlar oldu. Hayatım ama kaç kez, yani aklında kalan kaç tane aşk yaşadın? Biri ağır bastırdı tabii ki. Ya. Elbette. Ben neden söyledim hani ne kafamda? Ne kadar zaman oldu ayrılalı? Ya 3 ayda ona aşık değildim ben. Yani ona aşık olduğum insan o değildi. 3 ay ki. Ne diyorsunuz? Ne bildiğiniz bir şey mi var? Bir dakika. Ver mikrofonu. Buyurun. Bir dakika. Susun. Bir dakika. Kalk ayağa. Önce... Sevgilisi kıskandığı için, işlerine konsantre olmadığı için de ayrılmıştı. Göz kırpma, sus deme. Yok, tamam. 3 ay önce, bir dakika. Evet. Yakın tut, 3 ay önce. Evet, 3 ay önce. Bir sevgilisi varmış. Evet. Ve sevgilisi... Kıskandığı için, yani kendisine zaman ayıramadığı için ayrılmıştı. Doğru mu? Bir dakika. Daha doğrusu yani kıskanmayı bir kenara atalım. Doğru mu? Yani... Ya yalan söylemiyor yani. Aşık mıydın ona? Bir dakika, aşık mıydın? Aa, bir dakika, izin ver. Aşık değildim. Hoşlanıyordun. Ya aşık olmak kolay bir şey değildir. Yani... Ne kadarlık bir beraberliğin vardı? Ya, bir sene değildi. Bir sene değildi. Yok yok. Ha, peki bir şey soracağım. Sen çok yakışıklı bir çocuksun dedim demin reklamdan önce. Acaba hiç reddedildin mi? Mesela seni reddedecek bir kız yoktur değil mi? Ya. Bir dakika. Hiç mesela hayatım olur, boyunca ya. Yani İsmail ya, beni beğenmeyenler çok, kızlar seni beğenmeyenler. Vallahi var. Aa! Ya ben tahmin ediyorum yani. Yani biri gelip de bana sen tipsizsin falan demedi Allah'a şükür ama ben tahmin ediyorum çünkü zevktir bu yani. Bir dakika, sen hoş bir çocuksun ama. Bak zevksizin tekiymiş o bayağı. Mesela benim beğendiğim bazen kızlar oluyor. Arkadaşım diye biri yanıyor, bunu mu beğendin diyor. Nasıl beğendim, kızları beğeniyorsun? Nasıl kızları? Onun bir beğendiğinde, dakika lütfen. Onun beğendiği kızı da belki ben beğenmem. Ha. Peki benim zevkim doğru. Zevkler beni. Peki bir şey soracağım. Doğru. Şimdi bizim... ekran başındaki bütün hanımlar bunu merak ediyorlar. Mesela senin tipin nasıl bir kız? Onlar cevap versin. Dur aşkım dur. Bir ondan alalım. Bir dakika bir ondan alalım. Dur heyecan yapmayın. Dur biraz sonra size sürprizi var. Bir dakika. Nasıl kızlardan hoşlanıyorsun? Tipi, yani bana bir tip tarif et. Susun. Tüyo vermeyin. Ya şimdi genelde esmer. Ha. Yani esmer ilk... Kalbimizin karışımlar biliyoruz. Ama şimdi ben bunu sık sık her yerine söylediğim zaman sizi sıkar ama sorduğu için söylüyorum. Ama bak şu da vardır yani, mesela bir sarışın görürsünüz. Vah, ona neydi? Hadi vallahi sorma bak. Şimdi gerçekten. Bak. Gerçekten. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ayıp olmasın diye bizlere, hadi öyle dedim. Yok, vallahi billahi değil. Ben bunu hiç söylemiyor muydum? Bir dakika. Hiç duymadınız mı? Şimdi ama esmerleri beğeniyorsun. Esmer böyle. Tiplerini anladık. Mesela senin bir klip... Mesela sen güzelsin. Şimdi ben sana sarışın olduğun için... Şimdi... Sen sarışın olduğun için güzel değilsin mi diyeyim? Güzele güzeldir yani. Yalan. Tabii canım, güzele güzel. Güzel de yakışıklı. Ama arkadan baktığım zaman esmer, hani saçları siyah olduğu zaman daha farklı oluyor. Allah Allah. Arkadan gidiyor şimdi. Kadın gidiyor böyle. Saçlar siyah. Bir dakika. Saçlar siyah. Önüne bir dönüyor. Burada sarı röfleler.
Olsun. Olsun, idare edersin diyorsun. Ya o kadar çok önemli değil aslında. Peki şimdi dedin ki, ben demin dedim ki sana, hiç reddedildin mi? Bir dakika bakın. Biz seni tanımadan önce sen gene bu yakışıklılıkta, fizikte bir çocuktun ama çok teşekkür ediyorum Taner abicim. Taner Dilek'lere de bir alkış istiyorum. Şimdi mesela sen hayatın boyunca çok istediğin biri tarafından reddedildin mi? Aa, şimdiye kadar reddedilmedim. Buyurun. Ama hiç reddedilmedim. Şunu mu anlayayım yani? Berabersin. Yani mesela o sana ilgi duymadı, o başkasına ilgi duyuyordu ama sen ona ilgi duyuyordun. Vallahi onu ben bilemeyeceğim. Şimdi mesela bir nazlanmak vardı. Ben nazlanmaya gelemiyorum. Mesela biri nazlandığı zaman fazla üzerine gitmem. Ne yaparsın? Hemen aramayı sormayı kesersin. Fazla nazar. Bir dakika. Allah. Bir saniye. Evet. Ne yaparsın? Bas gaza mı dersin? Naziyane ben ayrı ayrı. Kız onu değil. Ya ben bazen şöyle şu şekilde yürüyorum ya, bu benim şeyimdir, huyumdur yani. Sakın zannetmeyin ki bu adam kendini beğenmiş. Yok yok, hiç. Benim böyle bir takıntı var adamla değil. Bir dakika, senin çok doğal olduğunu herkes biliyor. Peki bir şey soracağım. Hayatında en çok yapmak istediğin, şimdi şöhret en zirvedesin. Kendi dalının eyvallah, bir numarasısın. Benim için değil, herkes için öyle. Ama mesela hayatında isteyip de yapamadığın ne oldu? Gerçekten dürüstçe bir cevap bekliyorum ama. Senin dürüst olduğunu biliyorum çünkü. Teşekkür yani çok ederim. İsteyip de ulan keşke şarkıcı olmasaydım da şunu şunu yapsaydım ya da ne içinde kalan en büyük şey ne, özlemi şimdi ne? Şimdi ben hayır desem çok can sıkıcı bir cevap vermiş olurum ama gerçekten ben müzisyen olmak istiyordum, şarkıcı olmak istiyordum, solist olmak istiyordum, vokalist olmak istiyordum. Bu şarkıları Türkiye'de bütün insanlarla ben bunları paylaşmak istiyordum. Çünkü ben yurt dışında da şarkı söylüyordum ama İstanbul'da, Türkiye'de herkes beni tanımıyordu. Ama istedim ki bu yazdığım şarkıları onlarla beraber paylaşmak ve o güne ulaştık Allah'a şükür. Mesela ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yoksa senin herhangi bir işte ne bileyim doktor veyahut da... Evlenmek istiyor musun peki? Evet, bütün kızlar. Yani evlenmek istiyorum ama şu anda değil. Ne zaman evlenmeyi planlıyorsun? Ya 3-4 sene. Çocukları seviyor musun? Tabii canım, yeğenlerim var benim. Kızım olsun, oğlun olsun. Kızım olursa adına canım koyacağım, onu bile planladım yani. Ya oğlum olursa? 24. Bir dakika lütfen, bir saniye, çok ciddi bir durum. Kızın olursa canım koyacaksın, evet. Oğlun olursa 24. Ben de 32. Bir dakika, niye 24, ne alaka? Ya ne bileyim, böyle acaba bir cool isim yani 24. 24, 24 sizin... oğlum gel buraya. 24 gel oğlum. Düşünsene soruyor. Senin yaşın kaç? 24. Adın ne? 24. Ama canım ama çok güzel bir isim. Canım süper değil mi? Ama 24'te emin misin bak? Yok, ona emin değilim. Efendim Flash, İsmail Yekan ne oğlu olursa adını 24 koyacak, kızı olursa da 32 koy bari. Yok canım. Canım. Peki bir şey soracağım. Canım. Bir dakika. Sen bölüm senden iyi ev erkeği olur mu? Olur. Sen bize evde nasılsın? Ya ben dışişle bakanı... Ne yapıyorsun? Mesela sabah uyandın. Bir dakika. Sabah uyandın. Hayranların en çok bunu ver. Kaçta uyanıyorsun? Ya benim ortalama saatim 1'de uyuyorum, 9'da uyanıyorum. 9'da uyanıyorsun. 8 saat. Tamam, uyandın, kalktın. Her zaman şey olmuyor. Bülbüler yüzlü mü uyanıyorsun? Ya mesela bazı güzel haberleri duyduğum zaman uykum kaçıyor. Mesela şey hatırlıyorum. Benim de kötü haber ya duyacağım. Ben var ya, en büyük etkiyi şeyde almıştım o zamanlarda. Türkiye o zaman Japonlara karşı futbol oynadığında. Yani Senegal'a oynamadan bir önceydi. Ha. Biliyorsunuz hangi seneydi. O zaman tabii ben, biz o zamanları şunu biliyorduk. Şansımız pek fazla yoktu ama dışarıda o Türklerin arabaya binip de o kornaya basmalarını duyduktan sonra kendi kendime inandım yani. Vay! Hangi korda? Vay! Ama... O ama öğle saatleriydi galiba, yani baya bir geç uyumuştum ama 4-5 saat sonra bu sesi duyduktan sonra uykum kaçtı. Bir de o zamanları daha bir de yeniydim, Kral TV'de o zamanları listeye girmiştik, ilk defa bir listeye girmiştik şapur şupurla. O zaman da öyle bir sevinçle uyanmıştım. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim, hangi takımı tutuyorsun? Ben Sivasspor'u tutuyorum. Sivasspor. Ama şöyle hani diğer 3 takımdan da bir dakika durun. 3 takımdan da hani böyle gönlünün birine daha yakın olduğunu büyük izin. Takımlardan mı? Yani ya. Bir dakika ama bırakın artık... söylesin. Şunu unutmayın, Sivasspor da artık sizlerden. Tabii yani. Sivasspor da süper. Bir dakika sen şimdi bir dakika hangi 3 büyüklerden hangisi? Sivas. Peki bir dakika. Sivas büyük bir takım. Bir dakika gelelim şimdi öbür mevzuya. Sabah uyandın. Şimdi evet. Sen uyandın. Farz et o gün ne iyi ne kötü bir haber almadın. Normal bir gün. Tamam mı? Uyandın, kalktın. Suratsız mısın bu uyandığında? Yoksa böyle gülerek mi uyanıyorsun? Yok öyle gülmüyorum tabii. Gülmüyor. Uyandın. Evet anlat bütün gününü bize. Ayla. Uyandın. Bir dakika ama merak ediyorlar. Ne benim her günüm farklıdır. Yani. 24'ün babası. Evet.
Her gün de farklıdır ya benim. Tamam, bir gün, normal bir günü anlat şimdi mesela. İşin yok o gün. Ne yapıyorsun? Sabah uyandığım zaman bir üzüm kuyruğu uyurum. Şöyle biraz 5 dakika biraz daha dinlenirim. Vücudumu dinlendiririm. Uyanırım, yüzümü yıkarım. Ha. Bilmiyorum ondan sonra ne yaptım. Ya Televizyon seyreder misin? Telefon, bir dakika, telefon ediyorsun. Yani telefon geliyor bazen. Kim arıyor? Ya kızlar merak eder. Ya. Ya bizimkiler ya. Yani bir dakika, sen bana içeriden... Sabah sabah kız ne arasın beni ya? Niye, ben seviyorsam sabah gece 4'te de uyandırırım kardeşim. O zaman... Top diye. Bana bak. Sen o zaman şunu bekliyorsun benden. Sabah uyanır uyanmaz hemen cep telefonu, acaba günaydın mesajı gelmiş mi? Yok. Ben ne yaparım mesela? Gece 4'te ararım, ne yapıyorsun? Uyuyor. Niye uyuyor? Ne yapayım 4'te? Kalk benle konuş. Havayı mı çekeyim? Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Telefonla konuştuktan sonraki böyle saat 2'ye doğru ilerleyen saatlerde yaptıklarını birazdan anlatacağız ama önce bir şarkı.